akvaryumu içeri alıyoruz, içeri taşıyoruz. Malumunuz üzere artık yavaş yavaş havalar soğuyor ve kış geliyor. Bundan dolayı da Lepistes balıklarımız uzun süreden beri balkondaydı. Havaların soğumasından kaynaklı akvaryumumuzu artık içeri kurmaya karar verdik arkadaşlar. Masamız zaten vardı daha önceden. Akvaryumumuzun içerisinde de balıklarımız hali hazırda balkonda duruyordu. Akvaryumumuzun içerisinde yeşillenmişti artık, yosunlanmıştı yani, sürekli balkonda güneşte dura dura. O yüzden şimdi balıklarımızı ayırdık kovaya. Az bir şeyde su ayırdık. O çünkü sonuçta oturmuş bir su. Şimdi akvaryumumuzun içerisinden su doldurup, komple içerisinden su doldurup oturmuş suyla beraber balıklarımızı akvaryumuza dökeceğiz. Arkadaşlar şu an için halihazırda bir dış filtrem yok. Dış filtre alacağım. Dış filtre, bir de hava taşıyla pipo filtre lazım. Bir akvaryum daha var bende. İç filtre kullanmayı düşünmüyorum. İç filtre ve dış filtre. Diğer akvaryumda var zaten dış filtre. Bunda da iç filtre düşünmüyorum. Çünkü yetmiyor. Yeterli gelmiyor gücü. Bundan kaynaklı düşünmüyorum. Artı bir de iç filtre suyu çok dalgalandırdığı için Lepistes balığı, Lepistes akvaryumunda. Bu akvaryum zaten biraz küçük. Küçük olduğu zaman yetmiyor. Fazla dalgalandığı zaman da balıkları zarar veriyor. Yoruyor balıkları. Bir de yağları içerisine çekiyor. Dış filtre ve iç filtre ikisinde aynı sıkıntı var. O yüzden en garantisi pipo filtre. Pipo filtre hem biyolojik bir temizleme sağlıyor. Gerçekten pipo filtrenin olduğu akvaryum çok berrak oluyor. O yüzden arkadaşlar kısa bir süreliğine bu şekilde filtresiz, hava motorsuz balıklarımızı tutacağız. Bunun sebebi dediğim gibi yok. Maliyetler de biraz yüksek. Alamıyorum. Çünkü bir pipo filtre olmuş arkadaşlar 300-400 lira. İyisi, daha da iyisini ararsanız ortalama bir 600-700 liraya çıkıyor fiyatları. Benim baktıklarımda geçen bir tane markanın bakmıştım. Çift çıkışta ayarlanabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 180 lira mıydı, 190 lira mı, öyle bir şey. Ona vereceğiz. İki tane pipo filtre alacağız. Bir tane hava taşı alacağız. Bir hortum falan derken nereden baksanız 300-350 lira gibi bir maliyet tutuyor. O da biraz bütçe meselesi işin açıkçası. YouTube'dan da pek bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey gelmiyor. Pek bir şey değil, hiçbir şey gelmiyor. O yüzden şu anlık sadece hobi amaçlı balıklara bakıyoruz. Allah nasip ederse ilerleyen zamanda bakarsınız bunun ticaretinde açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi akvaryumumuzu su doldurup ondan sonra tekrardan sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar akvaryumumuzu, suyumuzu koyduk. Şu an balıklarımızı koyacağız. Balıklarımız da filo bir evde kaldığı için bunu da koyacağız. Yeni nesil filemiz. Hem su var hem de normal direkt çup diye. Şöyle. Yavaşça gerek. Bak niye böyle bir şey ya? Arkadaşlar o çıldırmış gibi yüzüyor. Neyse bir tane daha koyayım. Sakin ol dostum. Arkadaşlar bu da dişi ikinci balık. Şöyle. Yavaş koyuyorum ki suya alışsınlar. Zaten suyunu alıştırdım. Ama ne bileyim akvaryuma girince bir heyecanım, bir heyecan. Balık çıldırıyor. Hani böyle bir kimseyi AVM'ye sokarsınız çocuğu parka ya. Böyle. Aynen öyle. Sakin ol dostum. Arkadaşlar bu üçlü dişimiz. Bu üç tane dişten ortalama 50-60 tane şey aldım. Yavru aldım. Ama öyle 60 tane yavrudan ortalama 10 tane 15 tane gitti. Arkadaşlar maalesef. İstemsiz bir şekilde öldü. Şöyle. Bu da işi herhalde. Aynen bu da işi. Da gitti. Şimdi arkadaşlar burada zaten 5-6 tane balamız var. Şöyle. Şunu da koyalım. Nerede lan? Ya bakayım dostum Johnny. Arkadaşlar erkek. Erkek ya. Bunu da koyalım. O da gitti.
Arkadaşlar bu arada suyu fazla doldurmadım. Doldurmamamın sebebi de şey. Bunlar böyle atlıyorlar. Atladığı zaman da ölüyorlar. O yüzden doldurmadım suyunu. Arkadaşlar şu balıkları size göstermek istiyorum. Bir yakalayabilirsem var ya. Heh, geldi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dalmamasın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu balık bu balıkla normal o benim diğer bir tane küçük bir akvaryum var. O akvaryumda çektiğim balıklar aynı anda doğma. Ama bunlar sürekli yeşil sudaydı. Yani ana tankta kaldı. Bu tankta. Bilmiyorum bunlar çok çok daha fazla hızlı büyüdü arkadaşlar. Yani onlara göre nereden baksanız 3-4 katı oldu. Hayvan gibi oldu yani. Gelsene daha bunlar ek. Arkadaşlar son balığımız. Bu da yavru. Bunu da koyduk. Bol bereketli yavrular olur inşallah. Şöyle canavar gibi maşallah. Böyle bir sürü balıklarımız olur inşallah diye umuyorum. Buradır arkadaşlar. Arkadaşlar balıklarımızı hepsini koyduk akvaryumumuza. Su tankımı dediğim gibi fazla doldurmadım. Allah nasip kısmet ederse ilerleyen zamanlarda bir tane filtre alırız bunlara, bu filtre. Ondan sonra gayet sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Ha bu arada küçük bir şey söyleyeyim. Şimdi videonun başında söyledim. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bir yorum yapabilir bu videoda. İşte hava filtresiz, işte filtresiz, ondan sonra hava motorsuz olur mu? İşte balıkları ezeli diyorsun gibi bir şeyler diyebilir. Arkadaşlar ben bunların sularını sürekli değiştirdiğim için hiçbir sıkıntı olmaz. Sular sürekli devir daim yapar. O yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Olmaz da çünkü daha önce de besledim, biliyorum. Olmayacağının adım kadar da eminim. Olmuş olsaydı zaten bu şekilde beslemezdim. Bu yüzden bu şekilde sularını değiştirdiğim sürece hiçbir sıkıntı olmayacağını biliyorum. Onun hakkında da ayrı bir video yaparız inşallah. Arkadaşlar bu akşamlık, bugünlük artık beni hangi saatte, hangi vakitte izliyorsanız diyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. İzledikten sonra kanala abone değilseniz, abone olursanız mutlu edersiniz. Desteklerinize ihtiyacım var çünkü 430 aboneyiz. Abone sayımız düşük ama ne hikmetse izlenme sayımız yüksek. Ya izleyenler abone olmuyor ya da izleyen yanlışlıkla mı izlediğim ne diyeyim artık orasını size bırakıyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.